solungaçlarını boyuyorlar. Gözlerinin canlılığını korumak için farklı şeyler kullanıyorlar. Aynı hamsiye 10 lira diyen de var, 14 lira diyen de var. Bakıyorum. Av yasağı fiyatları etkiledi. Bu balıkçıda her şey taze arkadaşlar, her şey taze. Hamsi avı yasağı satışlarınızı nasıl etkiledi? Hamsi avı yasağı satışlarımızı hamsinin satışını etkiledi. Diğer büyük balıkların satışını arttırdı. Ama işte halkımız genelde hamsiyi sevdiği için biraz işte şey oldu, biraz tam ikilemde kaldılar. Ama şu anda gelmeye başladı taze hamsi. İhracat hamsisi geliyor şu anda taze. Bir de dolaptan geleni var, dondurulmuş. Fiyatı biraz daha düşük. Bunlar işte hamsinin ilk başladığı zamanlarda dondurulan balıklar bir ay önce. Ama şimdi taze de geliyor. O da gayet makul fiyat. 14.90, 15 lira. Yine de geliyor yani. İnşallah temennimiz daha güzel hamsilerin gelmesi, daha ucuz olması, insanlarımızın daha çok beslenmesi balıkla. Satışlarımız 15 gün boyunca aşağı yukarı bayağı bir düşüş oldu. Hamsi olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Zaten vatandaşın en çok talep ettiği ve sürümler en çok satılan balıklardan biri hamsidir. Son iki gündür biraz bir hamside kıpırdama var. Bol gelişme var yani. Bol geliyor. Fiyat da uygun makule kadar düştü. 10 liraya kadar düştü. Onun için şu anda pek de öyle bir hızlılık yok da işte hafif yani önceki günlere nazaran biraz bir kıpırdama var. Satışlarımızı pek etkilemedi çünkü Karadeniz'de yasak var. Kırklareli'nden geliyor şu an hamsi taze olarak. Güzel kaliteli hamsi. Kırklareli'nin deniz temizliği çok temiz. O yüzden balık bir üst seviye daha kaliteli geliyor. Çok güzel hamsi geliyor. Satışlarda pek etkisi yok. Düşüş yok yani şu an. Fiyatlar da aksine uygun. 30 liraya sattığımız hamsi şu an taze hamsi 15 liraya düştü. Güzel hamsi var şu an, taze, güzel. Peki balık alırken nelere dikkat edilmeli? Müşterimiz için önce balık alırken güven işi. Balık işi güven işi. Güvenirse balık alıyor. Bizim için öncelik o. Bizim müşterilerimiz var, geliyor, güveniyor. Hiç balığa bakmadan bize söylüyor neyi alalım. Abi şundan al diyoruz veya şundan. Mesela balık alırken de şunlara dikkat edilmeli. Örneğin. Tekir var bunu. Tazeliğini nasıl anlarsın? Balığa önce bakacaksın. Sert mi, dinç mi? Gözlerine bakacaksın. Bilye gibi. Solungaçları kırmızı olur. Güzel, taze olduğu böyle belli olur. Öncelikle parlaklığı, sertliği, dinçliği ve gözleri. Balığa böyle bakarsan tazeliğini anlarsın. Şu an fazla etkilemedi ama tabii ki biraz etkiledi. Neden derseniz hani vatandaşlar tedirgin. Çünkü av yasağı hani Karadeniz tarafında, Zonguldak tarafında yasak olduğu için Şoklu'ya geçiş oldu. Şoklu'da vatandaşların tercih etmediği bir balık. Hamsi yasağı 10 gün gitti ama geri dönüş yaptı, irisi geldi hamsinin. Koca koca bak, vatandaş televizyonu duyuyor. Bir yol ufak dediniz ya, ona aldanmış, ağzını bellemiş, ufak ufak. Hamsi geri döndü büyük, iri iri, koca koca bak. Hamsiye bak. Şu kaç santim? 13-15 santim. Vatandaş bilmiyor, televizyona bakıyor. Ufak, ağzı alışmış. Akşam televizyonda da diyor ki hamsi çıktı, bolluk yiyin diyor vatandaş ama televizyona bakmadan geliyor buraya, hamsi ufak. Adını bellemiş, ufak adını bellemiş. Akıllı düşünüyor, deli onu ne arıyor? Öbürü yiyor balığı, öbürü de düşünüyor ufak diye. Balık bitince gelsin onlarda. Peki av yasağı fiyatlarınızı nasıl etkiledi? Fiyatlarımızı nasıl etkiledi? Normalde aslında av yasağından önce hamsi daha pahalıydı. Yani enteresan bir durum balık açısından. Şimdi hamsi daha ucuzladı. 30 liraya satıyorduk mesela. Şimdi 14.90, 15 liraya düştü. Demek ki biraz avlanmadığımız zaman, yani dengesiz avlanmadığımız zaman balığımız Türkiye'de kalıyor. Şimdi balığı çok yanlış avladıkları zaman Rusya tarafına geçiyor. Balık az çıktığı zaman pahalanıyor. Çok çıktığı zaman ucuzluyor. Demek ki şimdi çıkışında artış var. İnşallah biraz da büyürse daha güzel olacak. Avyasa şöyle fiyatlar düşürdü. Avyasa olmadan önce hamsi zaten 15 ila 20 TL arasında değişiyordu. Hatta 30 liraya kadar çıktıydı hamsi. Ama avyasa girdiğinden bu yana şu anda da kalkmış durumunda olduğu için bol geliyor. Bol geldiği için de fiyatı düşürülüyor. İnşallah böyle bol gelir, vatandaş da ucuz yer. Avyasa fiyatları etkiledi. Nasıl etkiledi? Vatandaş hani kültür balığına döndü. Çünkü balık şoka girince hamsi yok, hamsiyi de almıyorlar. Hamsi olmadığı zaman da diğer balıklar satılmıyor. Hani hepsi birbirine eşdeğer ve birbirine etkiliyor. O zaman da diğer kültür balıkları biraz pahalılaşıyor. Şimdi hamsinin yasağı bu ayın sonuna kadar ülkemizde zaten devam ediyor. Bu yöntem de iyi yani. Hamsinin irileşmesine. Niye derseniz
Bu hava şartları kış aylarında aynı zamanda gelmedi, gecikti. Hamsinin tabii büyümesi olmadı. Devletimiz bu yönde bir karar aldı. Bu ayın sonuna kadar yasak var. Şu anda gelen hamsiler zaten ülkemizden değil, Rusya tarafından, Gürcistan tarafından çekiliyor. Orada çünkü hava şartları daha soğuk, kar yağışı var. Hamsi orada bayağı irileşti. Maliyeti de iyi. Maliyeti de 10 lira civarında seyrediyor şu anda. Bizim oradaki hamsi bayağı küçüktü. Maliyet de biraz pahalıydı. Hamsi iyi yani şu anda. Şimdi bu ayın sonundan itibaren ülkemizde çekilecek. İnşallah hamsi irileşecek diye bekliyoruz. Çünkü 15-20 gün bir yasağı var. Zaten o zaman içinde toparlanır. Şu arada da zaten bir haftadır yağışları ülkemiz her bölge olarak yağış alıyor. Kar olsun, yağmur olsun, zaten kar çok önemli. Özellikle hamside, küçük balıkta kar, yağmur suyu çok önemli. Ülkemizde maşallah bir haftadan beridir kar, yağış alıyor. Hamsimiz şu anda kendi büyümüştür yani. Şu anda bile büyümüştür yani. Evvelkinden güzeldir yani. Peki av yasağının kalkması fiyatlarda bir yükseliş gösterir mi? Şimdi av yasağının kalkması ilk etapta birkaç gün bu sahnelerden çalışıldı. Bu taraf Gürcistan'la anlaşma falan olunca taze hamsiyi denizden çekiyorlar. Taze hamsi bizim bu ülkemizdekinden daha maliyeti düştü. Valla daha ucuzladı. 10 gün gitti, 10 liraya çıktı hamsi. 15'e düştü. Şu durumda etkilemedi çok. Ama iyi oldu, hamsi büyüdü. Memnunuz yani, hamsi de büyüdü. Koca koca hamsi var. Vatandaş görsün. Ama televizyona bakmayan hamsi ulah diyor. Başka bir şey demiyor. Hamsi geri dönüş yaptı. Balık alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki de öncelikle taze olmasına dikkat ediyorum. Ve sağlıklı olabilmesi için mevsimine göre tüketmeye çalışıyorum. Çok küçük balıkları da özellikle almamaya çalışıyorum. Solungacının kırmızılığına, gerisinin parlaklığına, gözünün canlılığına bakıyoruz. Balık alırken genelde hiçbir şeye dikkat etmiyorum. Damak zevkine göre. Genelde hamsiyi sevdiğim için genelde hamsi alıyoruz. Başka da dikkat ettiğim bir şey yok. Yüzgeçlerine ve gözüne. Gözlerine ve yüzgeçlerine. Yüzgeçlerin kırmızı ve göz kenarlarının kırmızı olması gerekiyor. Sadece yüzgeçlerle kalmıyor tabii. Taze olup olmadığına, cildinin rengine, göz rengine, solungaçlarına, yani tazeliğine daha çok dikkat ediyoruz. Ama çok yanıltıyorlar bizleri. Sürekli hileler, her türlü o solungaçlarını boyuyorlar. Gözlerinin canlılığını korumak için farklı şeyler kullanıyorlar. Bunları da biliyoruz ama gene de mecbur alıyoruz yani. Taze olmasına tabii ki. Taze olmasına, parlak olmasına dikkat ediyorum ben. Başka bir şey yok. Güzel dedin, aldığım balık çok güzeldi. Bugün yine geldim, 5 kilo alıyorum. Taze olmasına dikkat ediyoruz. En çok başka parlak olmasına dikkat ediyoruz. Tabii ki solungaçların kırmızı olmasına, tazeliğine, fiyat bakmıyoruz. Şu an hepsi birbiriyle rekabet halinde. Aynı hamsiye 10 lira diyen de var, 14 lira diyen de var. Bakıyorum. Valla işte tazeliğine, gözlerine, ıslaklığına. Yani ben balıktan anlayan biriyim. Gözleri rengi parlaksa taze demek yani. En çok hangi balıkları tüketiyorsunuz? Aslında deniz çuprası mümkünse, yoksa hamsi. Hamsi, uskumru, alabalık. Üçünü. Fark etmiyor ya. Kesemize hangisi uygunsa o balıklar. Yani illaki şudur şudur diyemiyoruz yani. Mevsiminde hangisi çıktı, hangisi bol. Onlara bakıyoruz. Hangisi taze görürsem onu alıyorum. Büyük küçük fark etmiyor yani. Taze olsa alıyorum. Ama bu arada hamsi almıyorum. Neden? Neden? Çünkü hep küçük küçük veriyorlar. Genelde hamsi alıyoruz biz. Büyük pek tüketmiyoruz açıkçası. Hamsi, somon. Yani. Valla ben genellikle kaya levreği var. Bazen her zaman gelmiyor. Bu çok lezzetli. Çupra genelde. İyi olursa, güzel olursa barbun olabilir. Bu şekilde balıklar tüketiyorum. Hamsi, kefal, çupra, bu tarz balıklar tercih ediyorum ben.